Sevgili seyirciler, bugün Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği yere Siirt'e gidiyoruz. Cilalıtaş devrinden bu yana pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan Siirt, Anadolu'da Türklerin ilk yerleştiği topraklardır. Bu bereketli topraklar son olarak Çaldıran zaferiyle Osmanlı toprağına katılmış ve günümüze kadar Anadolu'ya cömertçe ürünlerini vermeye devam etmektedir. Bizi vali ve belediye başkanımız Osman Hacı Bektaşoğlu karşılıyor. Değerli valim, nasılsınız? Ne var, yok, iyi miyiz? Hoş geldiniz Sayın Bakan. İyiyiz Allah'a şükür Sayın Siirt'te Bakan. Siirt'te de bizi böyle çok güzel bir gün karşıladı. Evet, yazdan kalma. Evet, yazdan harika. Kalma. Sayın Bakan, bu Siirt battaniyesi Siirt tiftiğinden üretiliyor. Bir hatıra olarak saklarsanız çok mutlu olurum. Dünyanın en güzel tasarımı, nasıl saklamam? Bu da yine Siirt bakırcılığıyla da ünlüdür. Çok güzel. Bakırcılar Çarşısı'nda üretilmiştir. Perde pilavı kabıdır. Evet. Pişirildiği kaptır. Ters bunu koyuyoruz, da perde pilavı oluyor. Çok güzel. Pişirmeyi de öğretebilirsin. O zaman bir dahaki gelişimde yapayım. Tamam Sayın Bakan. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin her tarafı başka güzel. Siirt başka güzel. Çok eski bir kent. Eski İpek Yolu üzerinde. Programlarımızda gittiğimiz şehrin tarihini, kültürünü, mutfağını ve sanayisini ve varsa ticareti, ihracatı, bunları tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Bize ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir program yapalım? Sanayi, maden, enerji, çok ciddi maden enerji yatırımları var. Ne var mesela madencilikte? Madencilikte Çiko mesela. Hı. Yani yılda Şirvan Madenköy'de 100 bin ton zenginleştirilmiş bakır. Buradan Samsun'daki İzabe tesisine gider. Yıllık 20 bin ton bakır üretilir. Ve Çinko tesisi yeni kuruluyor galiba. Çinko fabrikası önümüzdeki ay Kasım'ın 20'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da inşallah teşrifleriyle açılacak, üretime başlayacak. Şu anda deneme üretimleri başlama vaziyet. Bir yandan makine montaj hatları yapılıyor. Çok önemli bir tesis. Türkiye'nin ilk Çinko İzabe tesisi Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak. Mutlaka gideceğiz, izleyicilerimize göstereceğiz oraları. 102 milyon dolarlık bir yatırım tamamlandığında İthalatı çok ciddi. İthalatı kesecek. Tabii. Çok güzel. 30 bin tonla başlayacak yıllık. Tabii. 90 bin tona çıkacak. Çinko'da Türkiye tam bağımlılığı var dışarıya. Dolayısıyla %30, %40 Türkiye'nin Çinko'da dış bağımlılığını azaltacak bir proje. Bunun dışında Siirt kültürü bütün medeniyetin izlerini taşıyor. Siirt, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin memleketi, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin memleketi. Evet. İşte 274 sene önce şu arkamızdaki İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de vardır. El yazması eser burada Tillo'da oturup sergilenir, yapmış ve devrinin en önemli astrofizikçilerinden biridir ve ne öğrendiysem, ne bildiysem hocamdan öğrendim der. Peki acıkınca ne yiyeceğiz? Büryan yiyeceğiz. Büryan mı yiyeceğiz? Tamam, onu da o zaman büryan yapacağız. Büryan yiyeceğiz, tamam. Kitel yiyeceğiz. Peki, çok güzel. Perde pilavı yiyeceğiz, tayf yüzümü yiyeceğiz. İşte şehri bilen fıstık zamanı. Olunca biz tamam hepsine icabet ederiz. Tam fıstık zamanı, fıstık gibi bir şey, tabii, huzur şehri. Öyle, narımız, zivzik narımız, pervari, çemikare balımız, bu iç şekersiz, katıksız. Siirtliler olarak kendi ürettiklerimizi çok seviyoruz. Misafirperveriz ama bunun ticaretini biraz yapmamız lazım. O da zaman gelir. Efendim şöyle, yani Botan Milli Parkımız var. Yani orada 2500 yıllık akabe yolu var. Müthiş bir yer. Tabii bunu hakkıyla düzenlemeye çalışıyoruz şu anda. Çok güzel. Şunu hedefliyoruz Sayın Bakan. Yani Büyük İskender buradan geçme, 10 binler yürüyüşünün olduğu yer, akabe yolu. Kanuni iki sefer geçmiş buradan ordusuyla, Kanuni Sultan Süleyman. Muhteşem bir kültür var, muhteşem bir tarih var, muhteşem bir coğrafya var ve muhteşem tatlarımız var. Evet. Ve önümüzdeki 5 yılda 1 milyon kişinin işte içeriden, dışarıdan
1 milyon turistin Siirt'e gelmesini hedefliyoruz. Tamam. Dışarıdan gelen 20 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz Siirt. İnşallah. Bir Siirtli'nin evine gidelim. Hepimizi bizim ağırladığımızdan daha güzel ağırlar. Değil mi? Yani tabii. Çok misafirperverdir yani, Siirt. Doğru. Onun için bütün Türkiye'yi, bütün herkesi bekliyoruz Siirt. O zaman biz şimdi sizle beraber şöyle bir çıkıp bir bakalım neler var, neler yapacağız. İşimiz çok fazla. Buyurun. Bakalım sen. Buyurun. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Hem vali hem de belediye sorumluluğu almak gerçekten kolay değil. Bu yüzden Sayın Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetleri sorduk hemen. Kendisi de sağ olsun bizzat yerinde göstermek üzere bize eşlik etti. Önce Kızlar Tepesi'ne gidiyoruz. Sayın Çok Bakanım, güzel bir park olmuş bu. Evet Sayın Bakanım. Burası Sayın Bakanım Kızlar Tepesi. Belediye sosyal tesisleri. Bütün insanlarımızın 7'den 70'e gelip istirahat ettiği, dinlendiği, ailece yemek yiyebildiği, burada yine belediyemizin sosyal kültürel etkinliklerini yaptığımız bir amfiteyatromuz var. Restorantı, kafeteryası, diğer yine yöresel tatlar, sokak lezzetleri burada. Çok güzel. Sen de geldin burada. Kazları mı seviyorsun bakayım? He? Kazlar güzel mi? Burası atıl vaziyette bir yerdi. Burayı iyileştirerek işletmeye aldık. Burada tiyatro, sinema, konser, birçok etkinlik burada sürekli yapılıyor. Çocuklara yönelik, üniversite gençliğine yönelik sinema filmleri gösteriliyor. Hafta sonları çocuk filmleri gösteriliyor. Sürekli burada etkinlik oluyor. Siirt'in buluşma yeri burası. Burası macera parkı. Evet. Çocukların, gençlerin eğlendikleri, spor yaptıkları bir alan olarak düzenlendi. Çok güzel. Burada tırmanma var, atlama. Gayet güzel bir park olmuş Siirt'in evet. içerisinde. Evet, çok hem bir önemli. Nefes burada alma yine alanı. Yani burada çünkü yeşil, şehrin içinde yeşillik bizde çok fazla olmadığı için. Evet. Bulduğumuz her yeri yeşil alan olarak, park olarak, ağaçlandırma alanı olarak insanlarımızın istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir caddemiz var. Ticaretin yoğunluğun, insan yoğunluğunun olduğu yayalaştırmış bir caddemiz var. İsmail Fakirullah Hazretleri Caddesi, Siirt'in tam ortasında. Orayı yeniden, bütün altyapısını, üst yapısını, peyzajını yeniden düzenledik. Yaklaşık 25 bin metrelik bir alan. Sırada esnaf ziyareti var. Valiliğin bizzat yenileme çalışmalarını hızla sürdürdüğü Güres Caddesi'ni yerinde görmeye gidiyoruz. Ağalar böyle oturuyorlar, öyle oturmak yok. Ben geldim. Selamun aleyküm. Yok ya, rahatsız olmayın. Kameralar var. Nasılsınız, iyi misiniz? Valim iyi çalışıyormuş. Bana dedi, ben çok iyi çalışıyorum. Ben de dedim bir duyayım bakayım. Millet senin için iyi diyorsa tamam, iyidir. İyi çalışıyormuş. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı günler, hayırlı işler. İyi günler, iyi günler. Fıstıklara bakalım mı Sayın Bakan? Fıstık ne kadar fıstık? Şuna bak ya, manken gibi adam ya. Ha, bunlar mı 70 lira? Çok güzel. Çok güzel. Penseyle çatlatıyorsun ha? Evet. Çok güzel, hayırlı işleriniz olsun. Burası ne zaman başladı Sayın Valim? Burası Haziran'ın ikinci haftası başladı inşaat Sayın Bakan. Evet. Tabii. Bu ayın sonunda, Ekim sonunda tamamlanmış olacak inşallah bayağı Sayın Bakan. Bayağı da büyük bir meydan. Yani burası biz tabii yani 800 metre uzunluğunda, toplam 25-40 metre eninde. Yaklaşık 25 bin metrekare yayalaştırılmış bir cadde, ticaretin merkezi Hazreti Fakirullah Caddesi. Bütün altyapı, üst yapı tamamen yenilendi. Tekrar peyzaj düzenlemesi yapıldı. Her noktası bir meydan hissi veriyor. Avrupa'da, yurt dışında dolaştığımız büyük şehirlerde hep böyle bir trafiğe kapalı alışveriş mekanlarının olduğu caddeleri görürüz. Evet. Burası şimdi çok güzel olmuş. Güres Caddesi'ndeki esnafın ve halkın memnuniyeti bizi de fevkalade memnun etti. Böyle bir cadde Siirt'e gerçekten yakışmış.
Sırada Millet Bahçesi çalışmaları var. Neredeyse açılmak üzere olan Millet Bahçesi'ni bir de biz görelim bakalım. Sayın Bakan, burası Siirt Millet Bahçesi. Çok güzel. Şu anda inşası tamamlanma aşamasında. Yani önümüzdeki aya tamamlayacaksınız. İnşallah. İnşallah. İki haftaya tamamen çok bitmiş güzel olacak. Burası 28 dönümlük bir alan. Şehrin bayağı tam ortasında. Büyük, güzel bir nefes alma alanı. Evet. Çok güzel. Bir yaşam alanı. Yeşil alan. Vallahi zaten bizim halkımız her şeyin en güzeline layık. Evet Sayın Bakan. Onun için bence çok güzel yani yapmışsınız. Sevgili seyirciler, Anadolu binlerce yıl göç almış, istilaya uğramış ve imparatorluklara sahne olmuş kadim bir toprak. Ancak bu topraklardaki yerleşikliği ve kök salmayı örnek hayatları ile sağlamış birçok zat var. İbrahim Hakkı Hazretleri de bunlardan bir tanesi. Sadece dini, tasavvufi ve manevi ilimlerde değil, tıp, astronomi, matematik ve fizik gibi müsted ilimlerde de geniş bir bilgiye sahip. Sizlere hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 9 yaşındayken babası burada öğrenim görürken onu görmeye geliyor. Evet. Fizik, matematik, geometri, daha çok astronomi ilimleri üzerinde gerçekten zirveye ulaşıyorlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sadece 58 tane eseri var. Yani, fenli doğru ilimler üzerinde. Doğru. Fakırlı Hazretleri'nin vefatından sonra İbrahim Hakkı Hazretleri üstadının başına bir türbe yapıyor ve şunu söylüyor. Yılın ilk güneşi üstadımın başına doğmasa ben o güneşi ne eleyeyim? İleride 3 kilometre öbür tarafta. Yüzmel'in orada yeri var. O tepede orada bir güneşin önüne bir tampon yapıyor, bir duvar örüyor. Duarın içine 40'a 40 evvelinde bir pencere, bir düzme geçiriyor. Şuradan gelen güneş orada kale tarafında dediğimiz yerden şuraya geliyor. Şu kuleye geliyor. Yani buraya getiriyor güneşi. Buraya da kurduğu bir mekanizmayla oradan indiriyor. Şuradan bir ayna mekanizmasıyla aşağı indiriyor. Üstad Çakırlı Hazretleri'nin baş ucunu aydınlatıyor. Burada görünen bir gezegenin bir ay sonra nereden görüleceğini hesaplarını yapıyor. Denizin derinliklerini ölçüyor. Depremle ilgili çalışmalar yapıyor. Dünya haritası üzerinde çalışmalar yapıyor. İki tane küre yapıyor. O zaman Antarktika kıtası yok. Yani o zaman bilinmiyor. Ama burada kürenin üzerinde burada bir kıtanın olduğunu, burada Beyt-i Meçhul bilinmeyen bir yerin olduğunu gösteriyor. Burada müzede yapılan çalışmaların hepsi var. Bunların aynısı NASA'da, müzede aynısı orada sergilenmiş. Değil mi? Tabii. Tabii Türkiye'de bilimin farkına varanlar kullanıyor. Evet, Türkiye'de daha hala bilinmiyor. İbrahim Hakkı Hazretleri'ne şunu söylüyorlar. Bu kadar ibadet, bu kadar fenli ilim, 58 tane eser. Bu zaman nasıl yetti size? Siz ne yaptınız da bu kadar uğraş verdiniz, bu kadar eser yazdınız? Şunu söylüyor. Fakirullah ki İsmail-i Tilvi Gavs-i Ülvi'dir. O ruhu pake İbrahim Hakkı tercüman olmuş. Diyor vallahi çok büyük bir ilim adamıydı. Çok büyük bir zattı, tillolu bir zattı. Ben sadece onun yüzüne bakarak yazıyordum. Yani o kadar büyük bir zattı. Orada bir de diyor ki eblehlere nutuk atacak vakit bırakmadı. Böyle bir şey vakit harcamadı. Doğru. Eblehlerle uğraşmadı. Doğrudur. Evet. Zeki insanlarla uğraş diyor. Doğru. Orijinal türbesi bu, 1960 yılında devlet tarafından burası restore ediliyor. Bunu restore ederlerken kaydı biraz eksen. Bu güneşi ekseni kaybediyorlar. Ama 2012 yılında 4 tane hoca geldi. Burada bir aylık çalışma sonrasında buraya güneşin girdiği deliğin bu tarafında, 40 santim bu tarafında deliği açtılar. Güneş oraya indi. Şimdi izliyoruz. Cahil ile vakit geçirmenin israf olduğunu açıkça ifade eden İbrahim Hakkı Hazretleri, anlarsa uzağım yakınımdır, anlamazsa yakınım uzağımdır diyerek bilgi ve farkındalığın önemini herkese anlatmıştır. Fakırlı Hazretleri büyük üstad, onun oğlu Şeyh Abdülkadir,
Onun iki tane torunum ve İbrahim Hakkı Hazretleri. Yukarıdaki delik, oradan gelen hüzme, tabi bu hüzme sadece oraya gelmiyor. O tepelerin üzerinde güneş ışığını böyle odaklıyor. O karşı tepede odaklanmış güneş ışığı buraya yukarıdaki bu minarenin içerisindeki mekanizmayla yansıtılıp buradan aşağıdan buraya geliyor. Ve bu ekinoks dönemlerinde aydınlatmayı burada sağlıyor. Nurlu bir ışık gibi burada herkese de bir örnek, bilimle dinin kesiştiğini ve ancak din öğretisinin iyi bir ilim sayesinde yapılabileceğini gösteriyor. Şimdi de İbrahim Hakkı Hazretleri'nin müzesine gidiyoruz. Torunu bizzat kendisi ve çalışmaları hakkında bilgi verecek. Görmüş olduğumuz Rübül Mücehip ile güneşin gölge düşümüne göre zamanı buluyor. Yani bir nevi saat olarak kullanmış olduğu bir alet. Aynı zamanda da yön bulmak için kullanılan bir alet. Yine o dönemlerde kullanmış olduğu pergel takımı. Rübül Mukantarat da yani dış görünüşte aynı ise Rübül Mücehip ile ama işlev olarak farklı. Bununla gökyüzündeki önemli yıldızların, gezegenlerin, yörüngelerin ve hareketlerini buluyor. Müthiş. Marifetnamesi de bu. İçinde farklı farklı konular var. O dönemlerde çizmiş olduğu dünya haritası ve dünyanın kutuptan görüntüsü. Bunlar tabi marifetnamenin içerisinde mevcut. İbrahim Hakkı Hazretleri hem bir mutasavvuftur, aynı zamanda da bir bilim adamı, yani ilim adamı. 500'lük zikir tesbihi ve 99'du. 500'ün her bitiminde bir tane 99'dan çekiyor. Yani bu kadar çalışmayla, eser yazmayla beraber bu kadar da zikir ve ibadet yapmış. Asanın da özelliği şu, geceleyin yıldızları seyrederken yorulmasın diye çenesinin altına dayıyor. Dinlenirken de alnını dayıyor. Tek yıldıza odaklanmak için de şurada delik var, oradan gözlem yapıyor ve tek yıldızı gösteriyor. Harika, burada yazma eserlerinin bunlar, bir kısmı yazma var. Yazma işte marifetnamedeki yani farklı şekiller. İşte dünya haritası, dünyanın kutuptan görüntüsü, ay ve ayın evreleri, işte güneş, ay tutulmaları, bunları yine şekillerle göstermiş. Ve onu yetiştiren hocanın giymiş olduğu cübbesi. Yani böyle bir zat, yaşam şekli bu. İsmail Fakırlı Hazretleri çok mütevazi bir hayat sürmüş. Mesela kimseye yük olmamış. Mesela insanlardan başka, affedersiniz, hayvanları bile kullanmamış. Kendi ağaçını açmış, biçmiş. Tabii ki. Kendi yetiştirmiş. Tillo da burada oturduğu yerde kutup haritasını bu kadar dört dörtlük yapabilen nasıl bir ilim, nasıl bir bilim yani? Öyle bir şey çok zor ama bunu da yabancılar, özellikle Japonlar ve Amerikalılar keşfetmiş. Maalesef. Tam ayrılırken vatandaş bizi fark ederek bal ikram ediyor. Herkes nasibini yer derler. Bal da bizim nasibimize düştü demek ki. Sayın Bakanım, öncelikle Tillo'yu ziyaretinde cevap verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de Sir Tillo Hatran Köyü'nün kekik balını hediye ediyoruz. Bu sizin köyde yapılan hakiki bal. Hakiki bal. Oo, çok teşekkür ederim. Bu devirde hakiki bal kolay bulunmuyor. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Burası mı senin dükkan? Dükkanım değil, ben köyde. Köyden geliyorsun, buraya veriyorsun, burada satılıyor. Evet. İyi. Ne kadar elde ediyorsun, kaç kilo elde ediyorsun bir senede? 100 kovanda 300 kilo. 100 kovan, 300 kilo, güzel. Evet. Maşallah. Allah daha bereketli kılsın. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olasın, hadi. Allah'a emanet ol, sağ ol. Ankara'ya gelirsen bekliyorum. İnşallah. Sırada Tillo Kalesi var. Burada hem Seyir Tepesi'ni hem de İbrahim Hakkı'nın hocası için bizzat kendi elleriyle yaparak ekinoks günlerinde güneşin ışınlarını yönlendirdiği delikli taşı göreceğiz. Çok güzel bir mekan. Bu teras ne zaman yapıldı? Efendim, 2015 yılında yapıldı. Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Bota'nın eşsiz dikkat ettiği. Evet, evet efendim. Siirt ilimize böyle güzel bir seyir terası kazandırıldı. Çok güzel. İlimizin işte Tillo ilçesine gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Hem fotoğraf çekmek adına hem manzarayı temaşa etmek adına ziyaret edilen yerimizden birisi efendim.
Burada paraşüt yapıyor musunuz? Bunun devamında var efendim. Deir denen bir bölgede yamaç paraşütü kulübünün yaptığı atlayışlar oluyor efendim. Benim de paraşütçülüğüm var da o yüzden soruyorum. Burası tam güzel bir mekan. Çok güzel. Dış çekim fotoğrafları da burada yapılıyor. Bazen düğün sahipleri gelip burada da fotoğraf çekiyor. Ama bu cam terasların tabii kullanım sırasında demek ki biraz böyle hızla burasının üstünün düzeltilmesi gerekiyor tabii. Cam terasın özelliği akşam üstüne gibi. Çıktığın zaman böyle bir sana uçma duygusu vermesi. Zaten önceden öyleydi sayın. Öyleydi. Fakat film çekmek zorunda kaldık. Korkanlar oldu yürüyün. Gelemeyenler ondan olunca. Sen evet, bu filmli hali. Sonradan çekilmiş efendim. Yürüyemiyor. Yürüyemiyorlardı evet. Efendim. Ama zaten o amaç o. Yalnız çekilmese daha iyi. Evet. Şimdi kaleye doğru mu gidelim? Evet efendim. Peki hadi geçelim oraya. Çok güzel ama burası eşsiz bir manzara. Burada çok kalmak gerekir. Kale Tül Üstad. Üstad Kalesi yani. Aynı zamanda da Üstad Tefekkür Tepesi de demiştir. He. Yani her ne kadar daha sonra mesire alanı olarak kullanılmış idiyse de Üstad merkezden ta buraya kadar 3 kilometre kuş bakışı yayan gitmiş ve 3 senenin sonunda hesaplamaları yapmış ve güneş hadisesi düzeneğini icra etmiştir kendisi. Yani bu astronomi bilgilerini burada uygulamaya geçirip evet efendim. Buradan kendine göre hesaplamalar yapıyor evet, öyle mi? Aynen. 40x50 ebadında ufak bir delik bırakıyor Üstad. Ekinoks tarihlerinde oradan doğan güneş 3 kilometre ötedeki türbenin kulesinden ve sandık asılmışına indiriyor. Şimdi biz sabah İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesine gittik. Ekinoks olayını orada anlatmak istedik. Elimizden geldiği kadar da başarılı olmaya çalıştık ama ışık yüzmesinin geldiği yer burası değil evet mi? Evet efendim. Yani bu Botan Vadisi'nden gelen ışık, evet. Şu aşağıda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin aynen. türbesine buradan gidiyor. Evet, oradaki kuleden kırılarak sandukasının başucuna. Ekinoks zamanlarında. Evet, tamam. İşte yani oradaki hadiseyi şimdi burada tamamlamış oluyor. Aynen. O gelen ışık evet. aslında bu hüzmeyi buradan alıyor. Buradan alıyor, evet. Evet, tam üstüne düşüyor o zaman. Evet. Tam orası kuş zaten. Bakışı. Evet. Olmazsa olmazımız üretim var sırada. Bölgede Türkiye'de bir ilk olan Çinko İzabe yatırımı büyük istihdama yol açmış durumda ve son derece yüksek bir teknolojiyi de kullanıyor aynı zamanda. 20 Kasım'da açılacak olan Lineer fabrikasına gidiyoruz şimdi. Bu fabrika tamamını yurt dışından almak zorunda kaldığımız ancak ülkemizde bulunan Çinko'yu işleyerek ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunacak bir yatırım. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada? Şu an 250 kişi çalışanımız var. Ne zaman bitecek tam tesis? İnşallah yıl sonunda faaliyete alıyoruz. Çok güzel. Gelecek muhteşem ay. Muhteşem bir eser olmuş ama bravo. Gelecek ay Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını İnşallah. Yapacağız. İnşallah. Biz de şöyle önceden görelim. Hakikaten çok önemli bir tesis. Çok faydası olacak. Ciddi katma değer yaratacak Türkiye. Şöyle geçelim. Buyurun. Burada muhteşem bir tesis görüyorum ben. Hamdolsun. Oldukça büyük bir yatırım. Ben hakikaten bütün emeği geçenleri kutluyorum. Teşekkür Bizim ederim. Bizim Türkiye'ye böyle tesisler lazım. Siirt gibi illerimizde lazım. A'sından Z'sine komple bir yatırım. Yani nasıl başardınız onu bir soracağım. Bir, iki, yani burayı sizi hangi nedenlerle buradasınız? Devletin verdiği destekler, teşvikler artı iş gücü kapasitesi, yetişmiş iş gücü bulabiliyor musunuz? Ne kadarlık bir yer kaplıyor burası mesela? Toplam kaç Şu metrekare bir alan? Burada 75 bin metrekare üzerinde bir kurulumumuz var. 25 bin metrekaresi kapalı alan. Tesisimiz Orta Doğu'nun en büyük, aynı zamanda Türkiye'nin tek çinko izabe tesisi olma niteliğini taşıyor. Bu anlamda çok önemli. 250 bin ton yıl çinko dışa bağımlı. Yani tamamen %100. Senede 220 bin ton dışarıdan getiriyoruz. Bu açığı gördük. Tesis tamamlandığı zaman ne kadar istihdam olacak? Tesis tamamlandığı zaman 500'e yakın bir istihdamımız inşallah. Bugüne kadar biliyorsunuz çoğu malum nedenlerden dolayı kendi madenlerimizi, yeraltı zenginliklerimizi çıkaramadık. Bugün hamdolsun bu anlamda iyi bir yerdeyiz. Bu tesisi besleyecek rezervlerin %100'e yakını Hakkari bölgesinden gelecek.
Bu detay çok önemli tabii. Evet. Kendi yerli ve milli yeraltı zenginliğimizi yine kendi yerli projemizle nihai ürün haline inşallah çok yakın bir zamanda getireceğiz. Bittiğinde bu kadar kişiye ekmek sağlayan bir yer olacak. Türkiye'nin toplam ihracatına da ciddi katkı sağlayacak. Ciddi katkı öyle gözüküyor. Sağlayacak. En azından ithalatı büyük ölçüde kesecek. Bu alanda Türkiye'nin ödemeler dengesinin problemini de çözülmesinde yararlı olacak. Ciddi bir istihdam var. Madencilik anlamında da ciddi bir istihdamla birlikte. Burada 500, diğer tarafta yaklaşık 2000 istihdamla bu istihdamı biz 2500-3000'lere kadar inşallah çok kapatmış olacağız. Burası şimdi Kırım ünitesi. Evet. Kırım ünitesi dediğimiz zaman bizim izleyicilerimizin anlayacağı şekilde madenin kayadan parçalarının ayrılması. Daha sonra bir öğütme işlemine giriyor. Konveyörünüz var ondan sonra. Konveyörle yukarıda maden girişinden bir, sonra. İlk kırma işlemimizi burada yapıyoruz. Kırma yapıldı. Daha sonra konveyörle elekten geçiyor. Elekten geçmeyen malzeme şuradan bu konveyörden geri dönüyor. Ve sonra bir konik kırıcıdan geçip tekrar öğütülüyor. Evet. İstediğimiz tane boyutunu yakaladığımızda da sol tarafta prosese vermeye başlıyoruz. Ondan sonra nereye giriyor burada? Burada kırdık. İçeride silindirler ne iş görüyor? Oradaki silindirler değirmenlerimiz. Bizim her safhada çinkoyu yalnızlaştırma işlemimiz var. Bu etap etap devam ediyor. Buradaki ilk işlemde kurşun yüzdürülüyor ve ayrılıyor. Çinkoyu zenginleştirmiştik. Şimdi saflaştırma için asitle mi muamele ettiriyoruz? Evet. O ayrı burada, bir santrifüj işi falan filan. Tabii burada bu tankların içinde bazı reaksiyonlarımız var. Ve etap etap bir reaksiyondan diğerine, bir reaksiyondan diğerine geçe çinkoyu yalnızlaştırdığımız bir ünite burası. Tamam. Evet, bir reaksiyonlar dizisi. Anladım. Arka arkaya sonuçta bizim istediğimiz noktaya getiriyoruz. Sadece yani büyük oranda çinkonun bulunduğu bir solüsyon elde etmiş oluyoruz. Bunlar ne tankları? Bunlar ilk proses tanklarımız yani ilk burada, reaksiyon tanklarımız bunlar. Yani burada çinko kurşundan ayrıldıktan sonra tekrar bizim çinko üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. İçeride tanklarda kalan, biraz daha yoruyoruz. Birlikte onu. Kalan diğer elementleri burada çöktürme işlemimiz var. Evet, reaksiyonlar dizisiyle. Anladım. Devamlı bir reaksiyonlar dizisi. Her tankta ayrı bir reaksiyondan sonra Yalnızlaşıyor. Kendine güveni artıyor. özgüveni artıyor. Bizim istediğimiz çinko haline geliyor. Aynen. Sevgili seyirciler, Siirt'e gelip de büryan kebabını yerinde tatmadan olmaz. Bakalım Bahattin Usta bize nasıl anlatacak coğrafi tescil almış olan büryan kebabını. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız bakayım? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok özlemişim, yine geldim ha. Vay baş göğsüne geldiniz tamam. Tekrardan. Devam. Büryana devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 4. nesil olarak. Büryanın etine gelince yani yaylada otlanmış 1. kalite et toplamış 6-7 aylık kuzulardan yapıyoruz. İşte gece saat 1.30'da gelip tandırımızı yakıyoruz. Tandırımız da 1.5 1 metre çapında 3 metre derinliğinde tamamıyla ateş tuğlasından örülüdür. Sabaha kadar çalışıyorsunuz. Sabah 4.30'da bunu servise sunuyoruz. Büryan kebaplarımızı. Tabii bunu günde 3 seans yapıyoruz. Sabah saat 4.30'da çıkıyor. Ondan sonra saat 9'da çıkıyor. Saat 12'de çıkıyor. Saatleri de öğreneyim de tam büryan zamanı geleyim o zaman. Evet, zaten taze çıkmış büryanlarımız. Şimdi saat 1 yani. Şöyle size tattırabiliriz büryanlarımızı. Tamam. Nar gibi kızarmış, lokum gibi pişmiş. Öyle tam üstünü alayım. Benim şehrim Siirt. Büryanı izninizle ben tadıyorum. Sizler de Siirt'e gelip yiyeceksiniz, bu kadar. Evet, şuna da değinelim yani 2003 yılında patenti Siirt'e verilmişti. Yani Siirt'e has özgü bir yemektir. Patentli bu şimdi abi. Tabii patentlidir. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Şimdi etlerimizin de bazı bölümleri var. Kaşita tarafı, size yedirdiğimiz işte balık sırtı. Tamam, ben aldım. Evet.
Şu tarafı kaşita oluyor. Kaşita. En lezzetli tarafı. Evet. Orada hafif yağ var, ondan lezzetli. Kaburgalarımız var, omurgalarımız var. Evet. Tamamıyla yani buharla pişen bir yemektir bu. Bunun özelliği buharla pişip tabii, içeride tabii. Sonra tandıra girmesi, öyle mi? Tabii, tandır kapağını kapattıktan sonra olay zaten tamamıyla buharlaşmaya kalıyor. Ama harika bir lezzet. Afiyet olsun. Her zaman ben yediğim zaman zaten burayı hiç unutmuyorum. Ama aynı tat, aynı kalite devam ediyor, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi kalite kontrolü içeride devam edelim. Vay vay vay, ellerine sağlık ya. Afiyet olsun vallahi, Sayın Bakanım. Çok güzel, yine geldi. İşte, evet, sil büryanı. Şöyle bir anlat bakayım, bu nasıl oldu bu? Bu hale nasıl geldi bu? Büryan kebabımız bir kültürdür. Ana vatanı Siirt, Evliya Çelebi sihatnamesinde 4. Murat'ın buraya gelip Baykan'da bir çobana rastlıyor. Çoban ona bir kuzu kesiyor. Ve kuyu biçiminde oy, bir çukur açıyor. Çukurda yapıyor. Evet. O çukuru da kapatıyor, üstüne ateş yakıyor. Evet. Et de kızarıyor. Etin kızartılmış anlamına büryan denilir. Yani o kültür o gün bugün Siirt'e devam ediyor. Ama bu sizlerin sayesinde, bu 400 küsür senedir böyle bu tat, bu heyecan her zaman var. Gerçekten çok zahmetlidir. Yani evde de yapılacak bir çok iş değil zor, bu. Çok zor değil mi? Çok zor. En büyük zahmeti bunun gece 2'de gelip yapılışı var. Evet. Sabah saat 5'te sabah ezanıyla beraber bunun servise sunuluşu var. Zaten sloganımız da var, uykusundan feragat ettiren lezzet büryan kebabımız. Çok güzel, ellerine sağlık. Çok afiyet teşekkür olsun, ederiz. Bakanım. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz büryan yerinde yenir. Dünyanın en güzel lezzetlerinden bir tanesi. Hepinizi Siirt'e büryan yemeye ve etraftaki tarihi kültürel eserleri görmeye davet ediyorum. Hayırlı günler. Değerli izleyiciler, şimdi sırada doğanın bir lütfu olan Botan Vadisi'ndeki Russell Hacer'a gidiyoruz. Şehir merkezine bu kadar yakın bir doğa harikasını mutlaka görmeniz lazım. Burası bir tabiat harikası ya. Doğa harikası. Özellikle kaç yüz metre orası? 350 metre yükseklikte. 350 metre yükseklikten aşağıya yürüyoruz. Yüksek. Son derece güzel bir tabiat harikası. Burada yamaç paraşütü yapılıyor genelde. Yamaç paraşütünün yapıldığı... İşte o benim hastalığım. Evet, yamaç paraşütü buradan 500 metre ileride. 500 metre ileride. Orada farklı bir şekilde oradan arkadaş, yamaç paraşütünün yapıldığı yer. Arkadaş bunu daha önce söyleyecektin, bize gelecektik yamaç paraşütümüzle atlayacaktık buradan. Bir ya. De su sporları olarak da genelde ha. Burada özellikle rafting, bir de tekne turlarımız oluyor burada bu su üzerinde. Kaç kilometre devam ediyor Botan Çayı? Botan ta Şırnak'a kadar uzanıyor. Ilısu Barajı'na kadar gidiyor zaten. Bir de şimdi şu anki mesela Hasankeyf'teki havuzlar da su dolmaya başlayınca. Burada Ilısu Barajı ile burası birleşiyor. Evet. Ve bunun üstünde böyle Allah vergisi harika bir coğrafi yapı var. Değerli izleyiciler, ben hep size anlatmaya çalışıyorum. Benim Şehrim programını izlerken, benim şehrim Siirt'te. Şimdi Botan Vadisi'nden, Botan Çayı'nın üzerinden sizlere her türlü sporun yapıldığı, yamaç paraşütünün, raftingin, yüzmenin ve diğer spor branşlarının yapıldığı bir yerden böylesine güzel bir görüntüyü aktarmak çok mutlu ediyor beni. Gelin, burada bunları görmek yetmez, sizler bunları yaşayın diyorum. On iki bin yüzyıllık bir ömrü var yani buranın. 12.000 sene önce burada yerleşim vardı. Yerleşim vardı. Burada da belli oluyor ki burada kazımayla, el kazısıyla, ellerle kazıma yapılmış bu şekilde. Burada iki odalı. Bizim arkadaşlar da süsleme sanatlarından örnekler yapmışlar. Aynen. Kayalar bu şekilde. Oyulmuş grafiti burada. Grafiti çok severler. Buralarda yaşanmış yani. Evet. Şurası mutfağın penceresi. Burada genelde şeyciler, gece koyunlarını şey yapmak için genelde gelen... Ağıl olarak kullanıyorlar, hayvanıyla beraber yaşıyor. Hayvanları gelip burada. Evet. Bir de define katıcıları özellikle burayı tahriş etmişler. Define bulacak... Bulabilmişler mi bari bir şey? Yok, hiçbir şey yok. Tertemiz bir şey adam çıkmadı. Adam bari bir tarihi belgesini bırakıyor evet. Evet. Bir de şu uçtan da şu uca da genelde gençler atlamaya çalışırdı. Şuradan şuraya mı atlıyorlar? Evet.
kendini arada göstermek düşen için. Düşen ona, düşen aşağıya gidiyordu zaten. Rahmete kavuşuyordu. Rahmetli oluyordu. Şu karşı tarafta da gene geçenlerde duyduk. Kazı yapmışlar orada da. Kazıda bir şey bulmuşlar. Şurayı mı kazı? Evet, kazıyı da kazmışlar. Ya? Yani demiş ki belki define mefine çıkar, bir şeyler çıkar diye. Yukarı üst taşa kadar çıkanlar da var. Eskiden böyle atraksiyonlar yapıyorlardı. Yapıyorlardı. Burada şimdi güneşin batışı da çok güzel gözüküyor buralarda. Haliyle. O dikili taş dediğimiz yere gençler bazen böyle atraksiyon karşıdan yapıyorlar. Karşıdan karşıya atlıyorlardı. Burada aşağıda spor etkinliklerini yapıyorlar. Spor etkinliklerinin faaliyetlerinin yapıldığı yerler. Burada yerine. Çeşitli alıcı kuşlar var. Onlar da burada avlarını bekliyorlar. Doğrudur. Daha vahşi bir tabiat var burada yani. Çok güzel. Sevgili seyirciler, benim şehrim Siirt'i sizlerle beraber dolaştık. Her şeye hayran kaldık. Hepinizi buraya bekliyoruz. İyi günler diliyorum.